Suriye'de kalıcı barış ve ateşkesin korunması amacıyla bir yandan Türkiye, Rusya ve İran tarafından kurulan üçlü mekanizma çalışmalarını hızlandırdı. Diğer yandan da 20 Şubat'ta yapılacak Cenevre görüşmeleri gündemde. O toplantı öncesi Ankara Suriyeli muhalifleri ağırladı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın başkanlığında Cenevre öncesi yapılan ön hazırlık toplantısına Suriye'deki askeri ve siyasi muhalefet temsilcileri, Suriye Kürt ve Ulusal Konseyi, Suriye Türkmen Meclisi başkanlarıyla Alevi önderleri ve din alimlerinden yoğun katılım oldu. Bu isimler arasında Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Riyad Hicab, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes Abde de yer aldı. Ocak ayında Astana'da yapılan görüşmelerin sonuçlarıyla Cenevre'de ele alınacak başlıkların masaya yatırıldığı toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle PYD ve YPG'nin Cenevre'deki toplantıda yeri olmadığı görüşü benimsendi. Suriye rejiminin Doğu Guta ve Barada'daki ateşkes ihlallerinin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı Ankara'daki toplantıda federalizm ve özerklik yönündeki taleplere tepki gösterildi. Siyasi sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca siyasi geçiş, yeni anayasa ve seçimler şeklinde hayata geçirilmesi yolundaki uluslararası toplumun büyük çoğunluğu tarafından da benimsenen temel hedefin altı çizilmiştir. Yeni anayasa, özellik, federalizm gibi söylemler benimsenmesinin bazı çevrelerin tek taraflı gündemlerine hizmet etme tehlikesi taşıdığına dikkat çekilmiştir. Esmer. Taraflar Cenevre görüşmeleri öncesi 6 Şubat Pazartesi günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da yeniden bir araya gelecek.